Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca Ne yapıyoruz hocam bugün? Çıkabilecek örnekler serisinin son videosuyla karşınızdayım Biliyorsunuz ses bilgisi attık, yazım attık, noktalama attık Sözcükle yapı cümlenin ögeleri Yani no, her şey attık ya Atmadığımız video kalmadı hatta detaya girdik Sözcük türlerinden sıfat zamiri ayrı attık Edat bağlacı ayrı attık 50 tane sözcük yazım kurallarında da detaya girdik Onu ayrı attık Tamlamalar mamlamalar derken her şeyi ayrıntılı bir şekilde verdik. Çıkabilecek örnekler serisinde son başlığımız sürpriz soru olabilir diye düşündüğümüz cümle çeşitleri arkadaşlar. Cümle çeşitlerini de konuşalım. Artık çıkabilecek örnekler serisi bitsin. Şov videolar başlasın. Bakalım bizi nasıl bir seri bekliyor. Kanalda biliyorsunuz seriler, kamplar bitmez. Biri biter, diğeri başlar. Sınav anına kadar inşallah. Sınav salonuna kadar videolara devam etmeliyiz ki sizin motivasyonunuzu yüksek tutalım. E o zaman haydi yeni videomuz. Çıkabilecek örnekler serisinde cümle çeşitleri videomuz başlasın. Evet Ekranımız geldi hocam çıkabilecek. Kişi, cümle çeşitleri ne konuşacağız arkadaşlar. Cümle çeşitleri dendiği zaman aklımıza şu gelmeli. Öncelikle yüklemin yerine göre hani düz bir kurallı mı, işte eksiltili mi, yüklem var mı yok mu değil mi? Düz dediğimiz kurallı cümle yüklemi sonda olan, devrik dediğimiz kuralsız cümle yüklemi sonda olmayan, başta ortada olabilir. Eksiltili ise cümlenin bitmemiş hali yani yüklemi olmayan cümle ya da bitirilmemiş cümle çok daha hoş bir ifade. Tamam orada sıkıntımız yok. Yüklemin türüne ya da yüklemine göre dediğimiz isim mi fiil mi o da tamam. Bence bunlara bakmayalım. Bunlarla işimiz yok. Sınavda sorulabilecek tarafı yapısına göre cümleler. Yapısına göre cümleler kendi içerisinde dörde ayrılacak. Basit birleşik, Haydi gelsin. Hayır türemiş yok. Türemiş sözcükte var. Basit birleşik türemiş sözcüğü incelerken. Ya bir cümlenin türemiş olması ne demek Allah aşkına? Türemiş cümle yok arkadaşlar. Basit birleşik sıralı bağlı. Süpersiniz. Bu dört başlığı hatırlayacağız. Şimdi bu dört başlık çerçevesinde bu cümleleri bir inceleyelim. Bu sayfayı bitirelim. Hakkını vermiş olalım. Acelemiz yok. Tane tane gidelim. Anlay anlaya gidelim. Bomba bir anlatımla gidelim. Gelin isterseniz güzel bir özet yaparak da gidelim. Hemen ilk cümleyle başlayalım. Konuşabildiği tüm konuları tek tek not tuttuğu için hatırlayabildi. Şimdi bir cümlenin yapısı sorulduğundan ilk adımınız cümleyi şöyle okuduktan sonra arkadaşlar genel olarak cümleye şöyle baktıktan sonra fiilimsi var mı yok mu ona dikkat etmek. Mesela konuşabildiği derken diktik var. Not tuttuğu derken dıktık var. Daha belki onlarca. Bir tane olması yeter. Bu cümlenin girişik birleşik cümle olması için arkadaşlar. Şimdi girişik birleşik cümle ne demek? fiilimsi olan kısma biz ne diyoruz yan cümle. Mesela konuşan bildiği şurası yan cümle arkadaşlar. YC diye yazdım. Zaten benim şu cümlemin tamamına ben ne ad veriyorum? Temel cümle. Ha cümleler birbirine girmiş. O yüzden buna girişik birleşik diyoruz. Bu kadar. Akılda kalıcı olması adına bunu, bu taktiği verdim bunu anlattım. Yoksa bize lazım olan şu. Fiilimsi varsa girişik birleşik kardeşim. Tek bir cümle için tabii ki. Tek bir cümleye bakıyoruz. Var mı problem? Yok. Devam. Söylenenlerin kendisine bir faydası olmadığını gördü ki pek de fazla dinlemedi diyor. Şimdi ben ki'yi gördüm burada. Ki'nin öncesinde gördü diyor. Bir cümle var mı? Var. Burası bir cümle. Pek de fazla dinlemedi. Bu bir cümle mi? Evet. Bu da ikinci cümlemiz. Ki'den önce ya da sonra cümle varsa buna Kiili birleşik cümle diyoruz tamam kiili birleşik cümle ki'nin olması yetmez ama ki olmak zorunda evet ama ki var diye direkt olarak kiili birleşik cümle demiyoruz ki'nin öncesine ve sonrasına bakıyoruz cümle var mı diye varsa kiili birleşik cümle diyoruz var mı soru işareti yok bakın cümle çeşitlerinin en lazım olan kısımlarını konuşuyoruz gereksiz işte cümle, yüklem sonunda kurallı cümle falan bunlarla işimiz yok tamam ya da yüklem fiilmiş fiil cümlesi bunlar tamamen fasafisi hocam sınava hazırlık yapıyorsak Ölü konulardan bir tanesidir cümle çeşitleri anlatım bozukluğu gibi ama yine de sorulmaya müsait tarafını konuşuyoruz şu an tamam eksik kalmasın diye. Evet arkadaşlar geldik üçüncü cümlemize sözlerin karşı tarafta ilginç bir etki bıraktı diyor. Şimdi Türk Dil Kurumu'nda biliyorsunuz etki bırakmak diye kalıp bir ifade var değil mi etki bıraktı. Yani şimdi bıraktı yüklem ne bıraktı etki dersek saçmalık etki bırakmak bir deyimsel kalıpsal bir ifade değil mi bir söz öbeği. Şimdi nasıl etki ilginç bir etki e orası da sıfat tamlaması yani bu yüklemi bula, bölemezsiniz bulamazsınız diyor. Bölemezsiniz ilginç bir etki bıraktı yüklem bu. Şimdi yüklemi bulduktan sonra yüklemi kapatıyoruz cümleye bakıyoruz başka bir yüklem var mı sözlerin karşı tarafta yok fiilimsi var mı sözlerin karşılığı yok. Tek yüklem varsa o cümleye basit cümle diyoruz arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız. Çok önemli bu. Yani bir sözcüğün basit olmasıyla cümlenin basit olmasının uzak yakın alakası yok arkadaşlar. Çok önemli bir vurgu bu. Lütfen cebinize kalsın. Kullandığı ilaçların e devam ediyorum. Kullandığı ilaçların onu daha da kötü yaptığını neden söylemedi? dedi. Şimdi ben fiilimsi gördüm. Dık dik burada da var bir daha belki her tarafta var. Finansiyi görür görmez bir girişik birleştirme diyesin var. Evet bu böyle olmalı. Fakat bir cümle var ve dedi diyor. Yani bir alıntı var. Alıntı varsa buna iç içe birleşik cümle diyoruz. Tamam bunu lütfen unutmayınız. Tekrar bir alıntı varsa buna iç içe birleşik cümle diyoruz. Yani alıntıyı da inceleyip kendi içinde girişik birleşik mi bilmem ne mi? Hayır bununla uğraşmıyoruz. Bir alıntı varsa alıntının tamamını bir cümle ayrı bir cümle olarak kabul edip dedi diyor demiş. Ha tamam alıntı var. İç içe birleşik deyip geçiyoruz. Yani alıntıyı kendi içerisinde incelemiyoruz. Bunu lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet geldik bir diğer cümleye. İstediklerini birbir bir sıraladı. İstediği karşılığı göremedi. Şimdi arkadaşlar iki tane cümle var virgülle sıralanmış. Tamam bu sıralı cümle abi burada sıkıntı yok sıralı diye yazabilirim ben bunu. Sıralı cümle ama sıralı bağımlı mı sıralı bağımsız mı? İki tane cümle çeşidi var sıralı da kendi içinde iki ayrılıyor. Sıralı bağımlı öge ortaklığı varsa sıralı bağımsız öge ortaklığı yoksa bu adı alıyor değil mi? İstediklerinin bir bir sıralı kim? O. Özlemiz o. Tamam kalemimiz yazar inşallah bugün yazdı. İstediği karşılığı göremedi. Kim? O. Ha ikisinde de özne ortak. O zaman bu cümle sıralı bağımlı cümle. Aman dikkat. Bağlı değil, bağımlı, sıralı bağlı diye bir ifade yok, sıralı bağımlı diye bir ifade var. Aman karışmasın çok önemli bunlar. Peki yapılanların ona zerre kadar etkisi yoktu. Herkes kendi derdini düşünüyordu. Yapılanların etkisi yokmuş tamam herkes kendi derdini düşünüyor. Yani Özdener farklı herhangi bir ortaklığı yok. Evet iki tane cümle var virgülle sıralanmış. Çok doğru bu bir sıralı cümle hiç sorun yok. Ama sıralı b noktasız diye yazayım buraya sığsın. Sıralı bağımsız arkadaşlar. Hatta benim böyle kafamın Arkasında kalmış ekranda şöyle yapalım. Harika sıralı bağımsız var mı problem? Yok. Uzun bir süre hay devam. Olacakları planladı. Ama planların hiçbiri tutmadı. Bağlaç var. Bağlacın öncesinde ve sonrasında cümle var. O zaman ben bu cümleye bağlı cümle diyorum. Bunu lütfen unutmayın arkadaşlar. Ne ip peşindeyiz? Uyuyoruz ya. Vallahi uyuyoruz ya. Bir canlanalım arkadaşlar. Bir canlanalım lütfen. Eğer bağlaç varsa yetmez. Öncesi ve sonrasında da cümle varsa buna bağlı cümle diyoruz ve başka bir türü yok, çeşidi yok. Bitti bağlı cümle bu kadar. Devam. Ne diyor? Bol zamanı olduğunu, şurada yumuşak g'miz olsun. Bol zamanı olduğunu söylediğinde henüz birkaç yaş gençti diyor. Ya olduğunu derken dıktık söylediğinde dıktık her tarafta filmsler var, girişik birleşik cümle. Konunun buralara gelmesi onun istediği bir şey değildi. İstediği dıktık gelmesi. mame her taraf fiilimsi kaynıyor. Girişik, birleşik cümle. Girişik, birleşik cümleyi daha çok kullandım. Sorulma ihtimali bence çok daha yüksek sorulursa o sorulur. Çünkü fiilimsi bilgisi de istiyor. Tek taşta iki kuş vurmayı sever ÖSM. Özellikle dil bilgisi sorularında değil. Paragrafta bunu nasıl yapacak? Zaten dil bilgisini yapacak ama özellikle arkadaşlar bu tarz bir yapı sorularında, ekmek istenen sorularda tek taşta 8-10 kuş vurma taraftarı oluyorlar. Güzel gidiyoruz. Çıkabilecek örnekler serisinin son videosuydu bu. Anlatım bozukluğuna ihtiyacımız yok, gerek yok. Diğer konularda zaten verdik, her şeyi verdik. Güzel bir seri daha sonlandırmış olduk. Dikkat ederseniz seride daha böyle hani minimal kullanılabilir hemen sınava yakın bir zamanda bile tekrar edilebilir seriler yapıyorum arkadaşlar. Çünkü sınav 8'inde birinde bile başlasanız bu kampı 2-3 defa bitirirsiniz 8'ine kadar. Günde 2-3 video ki videoların süresinden de zaten bunu çok rahat tahmin edebilirsiniz. Yani 2-3 saat toplasan hepsini izleyebilirsin. Doğal olarak bu seriler arkadaşlar sizleri sınava çok daha hızlı hazırlayacak. Yani 49 gün kampı mutlaka bitsin bu arada. onu Hatırlamışken söyleyeyim kitabımızda yanımızda hemen gösterelim onda. Zamanımız var arkadaşlar. Yani mutlaka 49 kamp kitabı bitsin. 49 günde TYT kamp kitabımız ciddi sorular var çünkü. Çok ciddi sorular var. Kitapta zaten hep bir soru tarzı var. Örnek sorular, onların çözümleri, sonrasında ona benzer testler, sorular mutlaka bitirilmeli. 49 gün kampı bitsin arkadaşlar. 100 örnek serilerini kesinlikle inceleyin. Yani son attığım videolar özellikle odaklı gidin bütün videoları izleyin hiç affetmeyin yazım kuralları ile ilgili videoları zaten <laughs> hiç kaçırmayın. Dün attığım tüm değişiklikler gözünüz kapalı izleyeceğiniz e, videolardan bir tanesi olası bir sürpriz soruya hazır olmak lazım. Son dakika değişiklikleri sorulabilir mi neden olmasın? Ya tutup da hani bir ay önce yaptığı bir değişiklik değil bu arkadaşlar. Doğal olarak e, içiniz rahat olsun sınavdan hani bir ay önce yapılan bir değişiklik değil. Doğal olarak soruma ihtimali yüksek bence. O yüzden böyle olası bir sürpriz soruya da hazır olalım. Yani biz bütün ayrıntıları bilerek girelim benim amacım o. Her şeyi bilelim abi ne sorarsa sorsun benim bu konuda fikrim var diyerek girersek sınava özgüvenli gireriz. Yoksa orada saçma sapan bir kavram alakası bir şey hiç duymadığım bir şey düşünsene burada binlerce video izliyorsun sonra sınava giriyorsun duymadığın bir kavram. E ne anladım abi niye izledik o zaman değil mi? O yüzden içiniz rahat olsun onlarca kitap. Onlarca video, onlarca kamp seriden sonra e bir zahmet. Yani sınavda duymadığınız bir şey kalmamalı. Onun telaşıyla o tüm değişiklikler videosunu da attım arkadaşlar. Mutlaka izleyiniz. Onun dışında bizi deneme kampı bekleyecek. Çok güzel denemeler hazırlıyorum arkadaşlar size. İçiniz rahat olsun. Bol bol soru çözeceğimiz, bol bol böyle deneme nasıl çözülür de bir anlamda göstereceğimiz harika videolar bizi bekliyor. Ama daha öncesinde şöyle bir hazırlık kampı olabilir. Mini deneme yapabilirim. Mini denemeden sonra ana denemelere geçebiliriz. Yani sayılarla Türkçe yapılabilir belki. Oradan yürüyebiliriz. Yani birkaç tane kafamda seri kamp var. Nisan ayı çok dolu geçecek inşallah haberiniz olsun. Yaraladık sayıdır, bitiriyoruz sayıları Nisan ayında. Dolu dolu bir Nisan ayı bekliyor. Mayıs ayını zaten söylemeye gerek yok. Orada full tekrarlar, nokta atışlar, uygulama neler neler var. Neler neler var inşallah. Bakalım, bakalım, bakalım göreceğiz. E o zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Haydi kolay gelsin.